33 erin öldürülme emrini sen mi verdin? Bu sorunun cevabını arayan bütün devlet görevlileri öldü. Ve bakalım ben hayatta kalabilecek miyim? Sen anlat. 33 erin öldürülme emrini sen mi verdin? Ve bu emri kimin talimatıyla verdin? Benim bulunduğum bölgede talimatları ben veririm. Konvoyun korumasız yola çıktığını kimden öğrendin? Bırak bana sallamayı. Cevap ver. Beni öldürecek misin? Bana öyle şeyler anlat ki bu sorunu belki bir daha düşüneyim. Son kez soruyorum. Kimlerden öğrendin? İskender'i büyük yapanlardan. Misiniz? Parmaksız nerede? Sizin adamlarınız operasyon yapmadı mı? Yapsalar sana burada niye bas bas bağırayım be adam? Sizin şov yapmanız yüzünden 10 adamımızı kaybettik. Kaç dedin? Burada rakam tartışacaksak... Kes sesini! Şş, bırak konuşsun. Cevap ver bana. Kaç kişi öldü? Tam sayıyı bilmiyorum. 10 olabilir. Zeki, burada hasretten ölen biri var. Sen daha orada kavak gibi dikil. Bir daha böyle benim karşıma baltaya sap yapmayacağım adam çıkarma. Eğer o parmaksız konuşursa sen 12. olacaksın. Ne parmaksız Abdüley? Bizde parmaksız biri var mı? Abi bir tane kolsuz var, onu mu soruyorlar? Erhan'ı mı diyorsunuz siz? Devlet protez mi takacak İskender'in kopardığı kolun yerine? Kanaldan mı besleniyor? Beslenmek dediğin ne? Güç odaklarını diyorum. Amerika var, İngiltere var, Almanya var, İsrail var, Rusya var. Bazı zaman İran bile var. Devlet nasıl menfaatini bazen bu yakın ilişkilerde buluyorsa, örgütün de üst düzeyinde her devletin kendi adamı var. Sen kimin adamısın? Beni kim güçlü tuttuysa onun yanında yer aldım. İskender'le başladım.
çekiç güçle devam ettim. Şimdi yine İskender güçlü. Sadece böbreklerin yüzünden mi kaçtın? O görünür sebebi. Böbreklerim istesem İran'da, Irak'ta, Rusya'da, hatta Amerika'da bile tedavi ettirebiliyorum. Ama en güvenli yerin burası olduğunu biliyorum. İmralı'dakiyle meselen ne? Onunla değil, diğerleriyle meselen vardı. Kaybettin, kaçtın yani. Dağda kaybeden kaçamaz, ölür. Ben sana öyle gibi görünüyor muyum? Hala bana diri görünmüyorsun. Polat Alemdar. Benim dilim senin için daha yararlı. Beni biri kullanacaksa sen kullan. Nasıl? Beni devlete teslim eden adam hem devlet katında hem halk gözünde kahraman olacak. Ölümün de bunu sağlar. Dur o zaman. Yaşamamı sağlayın. Örgütün kimlerle temas ettiğini, bütün yabancı istihbaratların adamlarını, İskender'in kimleri kullandığını sana anlatırım. Başka? İstanbul'daki yeni uyuşturucu hattını biliyorum. Başka? Örgütün hem İskender'le hem İsrail'le bağlantısını sağlayan adamın adını biliyorum. Kim? Kod adı Dicle. Gerçek adı ne? Ya beni niye getirdin oğlum? Ne güzel gidiyordun Fransa'ya. Ulan halkın burada ızdırap çekecek. Sen Fransa'ya gideceksin. Burjuva hayatı yaşayacaksın öyle mi? Muru anlamıyor musun? Parmaksız bizi yaşatmaz. Ulan parmaksız kendi canını kurtardı da. Dur bir şeyime vardı gidip onun kafasına sıkayım dedi öyle mi? Muru peki senin buna dair bir taktik stratejin var mı? Var. Nedir? Ulan büyük lider Lenin'in yaptığı gibi devrime kadar egemen güçlerin alayıyla ittifak yapacağım. Bu taktik, stratejin ne? Parmaksız. Derin kebap İskender'in elinde. Sen niye panik yapıyorsun oğlum? Rahat ol, bitti ya. Ömrümü yedin sen benim Şemo. Tamam. Kurban olayım yapma ya. İnsan gibi otur 2 dakika şurada. Söylesen anlayacağım. Ulan ben seni tehlikeye atar mıyım? Tamam. Adam şimdi gelecek içeri. Abu subuk konuşup bizi rezil etme. Benmiş efendim. Fransa'ya gidecekmiş. Orada karılarla kızlarla para yiyecekmiş. Ulan senin ne işin var Fransa'da? 2 dakika insan ol. 2 dakika delikanlı ol. Biraz derdimci ol. Ulan ne korkak bir adam mısın sen Şemo ya? Yok. Aklını başına tamam. Devşir Şemo. Sinyal sesinden sonra notunuzu bırakın. Muro'nun bu konudan haberi yok. Efendim Cavit Akarsu'dan haber geldi. Muro parmaksızın yerini bilmiyormuş. Yazık. O kadar hazırlandığımız şovun içine ettiniz. Biz de şovumuzu onunla bununla değil, bizzat Polat'la yaparız. Arkadaşın kim? Örgütten arkadaşım Şemo. Hani daha önce de bahsetmiştim ya. Karacadağ işinde büyük yardımları oldu. Bulut işini de beraber halledeceğiz.
Yıllardır isminizi duyarım. Memnun oldum. Tanışmak bugüneymiş. İtirafçı mısın sen? Tabi bizim de bu hayatta bazı yanlışlarımız oldu, itiraf edecek. Yani hem fikirsel bazda hem eylemsel bazda. Ne itirafçısı ya? Resmen kaçtı kendisi. Espri yapmıştım. Bulut işini çok uzatma Muro. Peki kuruşluk canı var. Gerçi Muro daha önce sıkmış ölmemiş ama olsun. Bu sefer ölür. Ölür, ölür. Kararın ne? Sana mı söyleyeceğim? Lazım. Buraya döndüğümde içeridekini bıraktığım gibi bulmak istiyorum. Ola ki cesediyle karşılaşırsam yanında seninki de olsun. Emredersin abi. Yok usta, herkes gitti. Tamam, bekliyoruz. Ben anlamıyorum ki niye kafasına sıkıp bir köşeye atmıyor bu parmaksızı. Abi sence İskender niye öldürmedi? Demek ki işine yarayacak. Belli ki dirisiyle şov yapmak istedi. Onun işine yarayan bizim niye işimize yaramasın? Devletten atılmadık mı Abdüley? Ne işimize yarayacak? Abi... İnsanlar niye devlet memuru oluyor? Devletten atılma diye bir şey yok. O yüzden oluyor. Bizim tabelamızı söktüler. Yarın daha büyük, daha parlağını kapıya takarlar. Senin de bu devlete toz kondurmam oyun beni yedi bitirdi be Abdüley. Neye karar verdin usta? Kafam karıştı Memati. Ne gibi? Niyetim konuşturup sıkmaktı. Ama öyle şeyler anlatıyor ki... adamı öldürmek... devlet arşivlerini gidip yakmakla aynı olacak. Usta, bu şerefsizin öldürdükleri yanına kar mı kalacak? Abi... bir adamı kafasına sıkıp öldürmek mi cezadır, bir cürede 40 sene tutmak mı? Abdüley, Allah korusun. Sultanı biri öldürse, gidip onun kafasına mı sıkmak istersin? Yoksa 40 yıl bekleyeyim, hücreden çıksın, yüzüne tüküreyim mi dersin? Kafasına sıkmak isterim. O zaman? Devlet benden daha akıllı değilse, niye aldı devlet? Üçüncü bir yol var.
Kızım, aramadın Polat'ı? Aradım baba. Neredeymiş? Herhalde müsait değildi babacığım. Ben iyiyim böyle, rahatım. Ne olursunuz siz tedirgin olmayın. Bu erken saatte sizi rahatsız ettim. Buraya getirttim, kusura bakmayın albayım. Ne rahatsızlığı? Buyurun. Sizin Ulusal Güvenlik Müsteşarlığında görev almanızı istiyorum. O nasıl olacak? İskender Büyük o kurumun başında oldukça beni oraya sokmazlar. İskender sokmayacak. Ben sokacağım. Nasıl? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ulan lanet olsun. Gel bak Hasan. Bu Alemdar Polat ve ekibi tam bir devlet ajanı. Lan mesai saatinden önce ortadan kayboluyorlar. Bir sürü problem var. Başkanım, ben delisini aradım, geliyor. Yerlerini ondan öğreniriz. Abi ortalık biraz karışık. Yani yani ben size yardım ederim etmesine ama burada işe alamam. Ortalık çok karışık. Örgütle zaten Muro Başkan'dan dolayı sıkıntılıyım. Az sabırlı olun, bir de başkana danışalım ha. Siz ne arıyorsunuz lan burada? He? Ne arıyorsunuz oğlum? Örgütten kaçtık, sana sığındık başkanım. Bizi bırakma. Hey! Ne yapıyorsun lan Feodal? Muro, az geçsene. Ben bunların 3-5 kuruş ceplerine koyup yollayacağım ama gittikleri yerde örgüt infaz edecek. Nalet olsun Eder. Nedir çözümleme, ne yapacağız Şemo? Sen Kozmoz'un sevdiği bir kuzsun. Ne? Artık örgütten kaçan senin başkanlığında toplanacak. Ya Şemo, bu zaten kaçınılmaz bir süreç. Sen bana çözümlemeni söyle. Artık lider elinde sadece silah taşımayacak, kitap da taşıyacak. Bir tarafın militan olacak, bir tarafın filozof. Şemo? Artık adi tetikçilikten kurtulma zamanı. Emri sen vereceksin. Bu gundiler gidip bulutu vuracak. Parmaksız mı? Adam hayatta konuşmaz. Bu size lazım olanı. Kendimi sizin hakkınız olan bir başarıyı ben gasp etmiş gibi hissedeceğim. Vatan hizmetinde siz biz olur mu albayım? Hala gelmediler Abdüley. Gelirler abi. Nerede kaldılar Abdüley? Yoldalar abi. Onlar mı alacak, biz mi götüreceğiz Abdüley? Bilmiyorum abi. Onlar alsa daha iyiydi.
Yolda başımıza işmiş gelmesin. Ara ustayı. Abi sen ara. Benim şarjım yok. Ver şu telefonu. Konuş. Hadi. Hadi hadi. Alo abi. Biraz erken gelebilir misin? Memati abinin acil işi varmış. Kız işi. Ne diyorsun lan sen? Ver şunu. Alo usta. Bana bir daha böyle işle ilgili şakalar yapıp tepemin tasını attırma Abdüley. Al şunu. Şu anda Polat Alemdar beyefendiye ulaşmanız mümkün değil. Nedenmiş o Kozmos'un delisi? Terbiyesiz. Kozmos'un eşkıyası. Çünkü kendisi balayında. Balay derken? Başkanım görüyorsun. Alemdar Polat işle aşkı birbirine karıştırmıyor. Ulan hadi o burjuva adeti yapmakla meşgul. Baş memati nerede? Hey Abdül nerede? Sen bir gün beni sordun mu? Üstü sen nasılsın? Moralin nasıl? Sağlığın nasıl? Hayallerin ne? İsteklerin ne? Nedir lan senden büyük hayalin? Kozmos'un delisi. Seni o içindeki nalet olası insan sevgisiyle parlamenter görebilmek. Alemdar Polat'ın delisi bile ajan. Bak nasıl da gaz veriyor bana. Başkanım neye karar verdiniz? Başkan beyefendinin deliyle görüşmesi bitince bir şeye karar vereceğiz. Tamam. Ulan mahvetti bu deli beni. Yemin ederim ağlayacağım. Çok duygulandım. Ya bunları ne yapacağız? Bir yolla yatsın uyusunlar. Ben de bir çözümleme yapayım. Hadi. Evet canlar, siz biraz istirahat edin. Ulan tamam, Kozmos deliye malum maddi nedir? Parlamenter dayıp ikide bir nalet devrimci yaramı kaşıyor benim. Thank you.
Efendim baba. Neredesin oğlum? Geliyorum baba, yoldayım. Hadi şekerim. Hadi sen de, sen de, sen de. Hadi, hadi, hadi. Hop. İstemiyorum Fuat. Pardon şekerim. Üç kişilik dans mı olur? Ha? Bulut. Hadi gel. Hadi gel seninle dans edelim. Hadi kalk, 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 kalk. Kolbasta oynayacaksan oynayalım Fuat Bey. O ne şekerim? Bir Arjantin dansı. Bak. Yeni bir şey bulduklarına çok sevindim. Çünkü artık tangodan nefret etmeye başlamıştım. Pam 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 pam. Hadi hadi gel aşkım, hadi gel. Hop hop hop. Fuat yetiştin. Haklısın haklısın, bak çocuğa kötü örnek oluyorum. Ben... Hemen ayılayım. Hoppa. O çocuk doğmayacak Gamze. Hadi onu da karnımdan alsana. Ben alsam ikinizin birden canını alırım. Doktor alacak. Ya ikimizin birden canını alacağım? Ya da çocuğum doğacak. Kızım, sen beni anlamıyor musun? Çocuğu aldırttım demek zorundayım. Numaradan geleceksin hastaneye. Kaydını yaptıracağım. Ondan sonra seni yollayacağım. Ondan sonra git istediğin yerde çocuğu doğur. Ayrıca ben onun amcası sayılırım. Ortağımın çocuğu da. Git sen bunu Fuat'a anlat. Gel buraya. Bırak beni. Gel. Fuat. Sus. Fuat! Bağırma. Gel. Ah. Gel Kazım.
Ya çocuk bendense? İyi olduğunu söyledi Asu Hanım. Ameliyat çok iyi geçmiş. Çok şükür. Baba sen çok yoruldun. İstiyorsan eve git istirahat et. Biz burada kalırız. Yok evladım. En azından uygun bir odada istirahat etseniz baba. Annem uyuyor nasılsa. Karı koca yan yana gerek. Ayrı ayrı değil kızım. Konuşabilir miyiz evladım? Ebru, Tuncay Bey seni arabaya kadar geçirsin. Memnuniyetle efendim. Buyurun. Evladım, işlerinin ne kadar yoğun olduğunu biliyorum. Ya da iyi hissediyorum. Ama senden istirham ediyorum. Sen artık evli bir erkeksin. Mümkün olduğunca eşine nerede olduğunu bildir. Kızcağız daha çok genç. Çabuk paniğe ve teessüre kapılır. Babacığım, benim hayat tarzıma böyle böyle alışması daha uygun değil mi? Evladım, sen de evliliğe, ortak bir hayat yaşamaya böyle böyle alışsan daha iyi değil mi? Üstü Bey, nereye kayboldunuz yine? Çok özür dilerim Tuncay Bey, sizden habersiz gittiğim için. Ama Polat Alemdar Bey ile alakalı bir durum için yanınızdan uzaklaşmak durumunda kaldım. Ve görüyorum ki kendisi burada. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Tuncay Bey, çok önemli. Hüsnü Bey'in size söylemesi gerekenler varmış. Ne var Hüsnü Bey? Efendim, Muro kod adı şahıs, Bulut kod adı şahsı vurmak için sizden izin istiyor. Vursun. Emir tekrarı yapıyorum özür dileyerek. Vursun. 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 O gül nereden? Hayranlarımdan. Bak bak. Vursun, vursun, vursun,
Vursun. O mikrop eşkıyalarla uğraşıyorsun, sinir ediyorsun beni. Çok özür dilerim efendim. Unutmadan aramam lazım. Emir tekrarı. Vursun. 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 Alo. Murat Bey. Emir tekrarı yapıyorum. Vurun. Neden eve gitmedin? Hastanede bekle, gelip alacağım seni dedim. E belli ki gelemiyorum. Birine rica etsen seni eve kadar götürürdü. Bir dahaki sefer öyle yaparım. Hem ne var? Hiç sıkılmadım ki seni beklerken. Babamla sohbet ettik. Karnın aç mı? Bir yerde kahvaltı yapalım mı? Eve gidelim. Çarçabuk hazırlarım bir şeyler. Dışarıda yemeyelim. Babam arıyor bu saatte. Efendim babacığım. Yo, uyumuyordum. İnanmıyorum. Çok sevindim. Şaka yapmıyorsun değil mi? Çok mutlu oldum babacığım. Çok tebrik ederim seni. Akşam ben de buluşuyoruz o zaman. Size yemek hazırlayacağım. Çok çok öpüyorum annemi de. Ne olmuş? Annemle babam İstanbul'a taşınıyorlar. Çünkü babam çok iyi bir teklif almış. Ne teklifi? Babam artık köşe yazarı oluyor. Yalçın Yıldız diye birisi mi ne varmış? O bizzat teklif etmiş. Çok da iyi bir maaş önermişler. Baban Tatarovları için çalışacak yani. Sevinmedin mi? Buldunuz mu parmaksızı Kenan? Bulduk efendim. Cesedini getirdiniz değil mi? Polat'a konuşan adamla benim bir işim olmaz. Efendim maalesef. Parmaksız Rıdvan Albay tarafından sorgusu yapıldıktan sonra savcılığa teslim edildi. Rıdvan Albay'la ne alakası var konunun? Efendim, belli ki Polat Alemdar kendi kahramanını yaratıyor. Yakın dönemin önemli şahidisiniz. Konuşacak mısınız? Örgüt darlığınızın bozuk olduğu söyleniyor. Siz örgüt mü sattınız? Daha önce İran'a sığınmak istediğiniz söyleniyor. Bu doğru mu? Albay'ın bir açıklama yapacak mısınız? Terör örgütünün eli kanlı ele başlarından Parmaksız Kod adlı terörist Albay Rıdvan Taşkın ve birliği tarafından yapılan operasyon sonucu ele geçirildi. Albay Taşkın, Parmaksız Kod adlı teröristin sorgusunda bizzat bulunurken bazı çevreler alınan ifadelerin ülkede büyük gündem yaratacağını, Parmaksız'ın çok önemli bilgiler aktardığını öne sürmekte. Şimdi İskender ne yapacak? Albay'ı bağrına basacak, ardından başka bir şov yapmaya çalışacak. Öldürmesin Albay'ı. O kadar da uzun boylu değil. Abi bütün hesaplarımız dondurulmuş. Kim dondurmuş? Devlet bloke etmiş.
Özür istirem hörmetli büyüğüm Mevati Bey. Ama bu çayın karşılığı yok. Ne demek karşılığı yok? Uşaklar bankalara soruşmuşlar. Devlet bütün hesaplarınızı dondurup. Devlete karşı ne hata işlemişsiniz bilmirem. Ama biz devlete karşı hata işleyenlerle işlemirik. Ulan kaçakçı mısın, maliye memuru mu? Adama bak. Demedim mi İbrahim? İskender'in iktidara gelişinin bir bedeli olur diye. Bana demediniz Fikret Bey. O zaman kızın Necla'ya dedim demek ki. Ya iktidar koltuğuna oturursun, ya da o koltukta oturanın kucağına oturursun kızım dedim. Bana bak Nazır. Sana laf olsun diye çek verdim. Benim sözümden büyük çek senet yok. Paran neyse vereceğim. Eğer Mehmet Fikret Bey buraya imza atsa, kefil olsa, onda başka bir mesele. Almıyorum lan silah milah. Yakının karşımdan. Harbiyesiz! Redol! Eğer burada hürmetli büyüklerim olmasaydı seni özellerimle öldürerdim. Sen nece benim istemediğim bir şey diyebilirsen? Sizlerden çok özür istirem. Reddolun dedim lan. Bir de almayın bunları içeri. Kazım at bunları dışarı. Bir dur kardeş, bir dur, bir dur. Biz geldiğimiz gibi gitmesin de bilirik. Ama şunu da unutmayın ki, bizden icazetsiz bir tek gülle bile alabilemezsiniz. Allah Allah. Demedim mi sana İbrahim? Silah ticareti zordur. Herkes yapamaz. Dediniz Fikret Bey. Bana ne? İbrahim'e demişsen demişsin. Öyle deme Memati'cim. Devlet sizin banka hesaplarınıza el koymuşsa silahlarınıza da el koymuştur. Düşmanlarınızla nasıl mücadele edeceksiniz? Demedi deme Memati. Sizi iki günde harcarlar. Yalçın bir kadınla şu anda hastaneye giriş yapmış bulunuyor. Bulut Bey tamam alalım da en azından hasta kendi ağzıyla ben çocuğu istemiyorum desin. Sen benim lafımın üstüne şimdi diyebilir misin ki ben bu çocuğu almam? Hayır ben öyle bir şey demiyorum. Daha ne o zaman? Çocuk 5. ayında. Zaten almakta büyük bir risk var. Annenin hayatı da riske girebilir. Sever o riski sever. Bileklerini kesti bakalım öleceğim mi kalacağım mı diye. Bana inanmıyorsan bak. Memati derse ki ben senden çocuk istemiyorum. Her şeye razıyım. Ne istemiyor? Bulut yalvarıyorum sana. Söz. Eğer istemiyorum derse ne Memati'yi göreceğim ne de Fuat'ı. Kendimi camdan aşağı atacağım. Çocuğu aldırmana da gerek kalmayacak. Thank you.
Tamam Nazır, uzatma. Canım başka şeylere sıkkın. Sana patladım. Teessüfler olsun ki aramızda ticari elektrik olmadığını görürüm. Ama ben sizi insan olarak özümden çok severim. Sizin de beni sevdiğinize inanırım. Ben seni insan olarak niye seveyim? Ben bir kere insan sevmem. Olabilir. Burada bekleyeceksin. Ben sana nakit getireceğim. Özür istedim. Ama olmaz. Kendini sevdirtme Nazır. Seni bir seversem yatağındaki hanımın bile seni tanıyamaz. Biz burada gözleyebilerek mi Mehmet Fikret Bey? Demedi deme Nazırım. Memati pis sever. İbrahim bunu Necla'ya da söyle. Sonra kızım duymadım demesin. Kazım ara deli Hüsnü'yü gelsin. Tamam abi. Ortak işim var, hızlı söyle. Ortak, sen bu kızın karnındaki çocuğu istiyor musun, istemiyor musun? Benim mi değil mi? Senin ortak. Alo. Neredesin Bulut? Ortak, ne yapacaksın neredesini? İstiyor musun, istemiyor musun? Neredesin diyorum ortak. Şema başkanım, buyur. Eyvallah. Başkan, ya bunlar sıksın işte. Başkanım. Ya bunlar sıkmayacaksa Kozmoz bunları bize niye gönderdi? Şemo, ben tetikçi kullanacaksam o zaman Kozmoz bana niye devrimci yaptı? Senin gibi komprador uşağı yapardı. E tabi, doğru söyleyeni hemen köyden kovup işbirlikçi ajan yapıyorlar. Hele. Peki sen vurup hapse girsen, bu çocuklar kimin kucağına düşecek ya? Başkanım, sanki Şemo başkanın çözümlemesi daha mı bir pragmatist? Pragmatist derken Çetin? Yani siz halkımızın kurtuluşu için lazımsınız. Bulut Yalçın'ın infazı için değil. Çok doğru çözümleme yaptın Çetin. Bulut Yalçın'a sen sıkacaksın. Başkanım, oldu mu olası ara seçeneklerden nefret ederim. Tebrik ederim. Parmaksızı yakalamışsın Rıdvan Albay. Teşekkür ederim. Tek başına nasıl başarabildin bu zor operasyonu? Tek başıma değildim Sayın Müsteşar. Kimden destek aldın? Mesai arkadaşlarımdan. Mesai arkadaşlarının içinde Polat Alemdar var mıydı? Hayır, yoktu. Hayret. Ancak Polat Alemdar parmaksıza benimle ilgili bu kadar soru sorardı. Soruları ben sordum. Burada parmaksız diyor ki, İskender Büyük bana bazı emirler verdi. Evet. E bunların yalan olduğunu biliyorsun. Neden bunları kayıt altına alıyorsun? Ben ne söylediyse onu kayıt aldım. Bu işlere fazla girme. Sonun öyle mi olur? Deseydi, onu da kayıt altına alacak mıydın? Bize harp okulunda ölmeyi emrettiler. Korkmayı değil. İşte senin bu korkusuzluğun yüzünden yardımcım olmanı istiyorum. Devlet büyüklerimiz senin bu kahramanlığını müsteşar yardımcılığınla ödüllendirdiler. Ben de bundan mutluluk duydum. Ayrıca yetkimi kullanarak
parmaksızın ifadesindeki benimle ilgili kısımları çıkarıyorum. Takibini yapın Kenan'ım. Albayıma da yeni odasını gösterin. Buyurun. Başkan, biz burada niye duruyoruz ki? Çato gerekeni yapacak işte. Ulan ödül kopuyor demiş bize kalacak diye. Ya ne alakası var başkan? Biz burada durdukça Çato heyecana kapılıyor. Ya inisiyatif olsun, taktik stratejisini kendisi geliştirsin, kendi ayakları üstünde dursun. Ya leylek bile yavrusunu bir saatten sonra hür bırakıyor, sen bırakmıyorsun. Ulan Şam'a baksana, dişimde bir şey var mı benim? Zıkkımın kökü var. Ulan ne manyak adamsın sen ya. Yok leylek, yok mantı. Rahatsız mısın oğlum sen? Ulan be. Ne yapacağız ortak? Ne zaman öğrendin bunu? Yeni. Bilsem evlenmezdim. Kaç aylık? 5. 5 aylık çocuğu alacak katili nereden buluyorsun? Katil mıknatısı var bende. Üstüme çekiyorum. Memati. Memati. Bana bu çocuğu aldırtacağınıza beni öldürün. Sana yalvarırım. Çocuk doğacak. Şşş, ortak, emin misin? Ortak, adam öldürmeye karnım dolduğum anamla başladım. Bugüne kadar da sayısını tutmadım. Kendi çocuğumu öldürmeyeceğim. Ortak, ben Davut Bey'e çocuğu aldırmadığımızı söyleyemem. Söyleme o zaman. Ortak, nasıl söyleme? Kazım, Gamze'yi götür. Şşş, dur, nereye götürüyorsun? Karnında benim çocuğum varsa ben bu kadını geri yollamam. Ortak, seni anlıyorum ama sen de beni anla. Yaptığım iyiliğe beni pişman etme. Etmeyeceğim daha. Çıkın siz Kazım. Çocuğu aldırdığını söyle. Gamze boşanma kağıtlarını imzalasın yarın. Sonra da Fuat'a yurt dışına gittiğini söylersin. Ortak, bu iş er ya da geç ortaya çıkacak. Bugün bir geçsin bulut. Yarına yarın bakarız. Mehmet'in adamının burada ne işi var? Ya başkan ben sana gidelim dedim. Bak ortalık karışıyor ha. Lan nalet olsun senin içindeki bu kaçma sevgisine Şemo. Bir dur karı gibisin oğlum. Hadi. Çatın. Ne işi var lan başın adamının burada? Ben de anlamadım başkanım. Çato, sen yapamayacaksan ben yaparım oğlum. Teessüf ederim başkanım, niye yapamayayım ki? Ben diyorum ki Bulut Yalçın'ın geleceği yok. Girip içeri sıkayım. Yavru Leyla'yım benim. Bütün inisiyatif senin. Nasıl istiyorsan öyle yap oğlum benim. Canım, hadi. Emredersin. Hadi. Koş. Namussuz. Thank you.
Şamu, yürürsün değil mi lan Gündü? Volkan, sen git arabayı çalış. Tamam abi. Ortak, sen emin misin? Eminim. Ortak, bizim gibi adama çocuk ne lazım? Bu dünyada her şeyi biz mi halledeceğiz? Yarın bıraktığımızda o halletsin. Erkek olacağına malum. Olur olur, bizde kız yok, hep erkek. Ne oluyor lan? Yapma. Başıma Mati abi. Benim Bulut Yalçın'ı öldürmem lazım. Sizin Bulut'la ne işiniz var lan? Başkanım bana sık dedi. Benim sıkmam lazım. Sen beni başkanınla bir yan yana getir. Ben onu ikna ederim. Ulan sizin benimle ne zorunuz var? Çeto. Sıktırma kafana. İndir silahı. Benim yanımda yürüyen adamı vuramazsın. Memati abi, başkanınla sen konuşacaksın o zaman. Sen merak etme. Ben ona gerekeni söylerim. Bak ortak, iyiliğin karşılıksız kalmadı. Sağ ol ortak. Yürü. Gel lan buraya. Ah! Duydun mu lan Leyla kanemici sülüğü nasıl parçaladı? Bindi. Leyla'yı yakalamışlar Muru. Başkanım, başkanım, bu baş Memati'nin burada ne işi var? Hani tuzuk ben nereden bileyim? Muru. Bugün değil, başka zaman. Bulut'a sözüm var. Bugün ölmeyecek. Gel lan buraya. Gel. Ah! Şerefsiz. Yeni görevin hayırlı olsun albay. Sağ olun da Polat Alemdar. Kendimi o kadar zor tutuyorum ki İskender'in alnının ortasına sıkmamak için. Aman sabredin albayım. O işi ben yapacağım. Artık müsteşarlıkta rahat hareket edemez. Sizden tedirgin olacaktır. Tedirgin oldukça da hata yapacaktır. Buraya gelirken Yüksek Ova'dan bir arkadaşım aradı. Uyuşturucu sevkiyatı olduğunu söyledi. Mal kime ait? İskender'e. Ne iş Bedri? Seninle konuşmam lazım. Geç. Patronun da öldü Bedri. Ortada kaldın. Ben ortada kalmam İbrahim. Kimin için çalışıyorsun? Ben her zaman Türkiye'nin en güçlü adamıyla çalışırım. İbrahim, seni severim. Akıllı olduğunu da bilirim. İskender büyük büyük bir sevkiyat yapacak. Biz de bu işe kolaylık sağlayacağız. Eğer bu işe engel olmaya kalkarsan ya da Polat Alemdar'dan yana olursan öldürüleceksin. Kudret Bey'e bir danışmam lazım. Bu iş Kudret Bey işi değil. Mehmet Fikret işi hiç değil. Şimdi bir karar vereceksin. Seninle benim aramda kalacak. Var mısın, yok musun? Evet.
Bana sevkiyatın İstanbul ayağını anlatacaksın. Ben bir şey bilmiyorum komutanım. Bileceksin. Öyle bir bileceksin ki. Gel. Komutanım. Rıdvan komutanım acil olduğunu söyledi. Alo. Daha konuşmadı Rıdvan. Ama konuşacak. Ulan Hüsnü, harbi cinssin. Hakikaten kimsenin bulamayacağı yere gömmüşsün paraları. Da, niye mezar taşı senin adına değil? Öbür dünyada hesabı siz verin diye Memati Bey. Ben kaynağını bilmediğim paranın hesabını veremem. Tamam tamam, anladım. Doğrudur. Kazım, Avrupa'da mezara para gömülür mü? Abi standart dışı hareketler bunlar. Yeter mi bu kadar? Allah'ın delisi. Bu çıkardın ancak bu mezar taşının parasına yeter. Ver ver. Abi, Alperler doğruladı uyuşturucu işini. Bu gece sevkiyat olacağını biliyorlar ama zamanını ve yerini bilmiyorlar. Bu İskender bir oyun oynuyor ama. Memati'ye de haber ver, gece bir yere kaybolmasın. Tamam. Arayan soran. Bedri Bey geldi Memati Bey. Bedri Bey İbrahim Bey için geldi. Benim Azari kardeşim nerede? Fikret Bey'in yanında efendim. Demedim mi Nazır para gelir diye? Dediniz Mehmet Fikret Bey. Sevkiyat ne zaman? Sabah tezden gemi yola çıkar. Nazır, sen bana ortaya bir kasa karışık yap. Onu da bu geceden ver. Benim yanımda o kadar yoktur ama. Size tapa bilemeyeceğim de iş yoktur. İbrahim'e de söyledim. Geceler kısaldı ama bu gece uzun olacak dedim. Alo. Funda? Pardon, hangi Funda? Tanıyamadım. Evet, geçen gün bara gelmiştim. Sizinle görüşmek isterim. Yarın bana gelebilir misiniz gazeteye? Bir proje için konuşmak istiyorum. Tamam, bekliyorum. İyi akşamlar. Yıldız, İskender'in kızı beni aradı.
Gazeteye başlamışsınız. Evet. Umarım sizin için iyi olur. Teşekkür ederim. Babam uzun zamandan beri bunu istiyordu. Daha çok makale yazıyordu ama günlük yazıyla da geniş kitlelere ulaşmak istiyordu. Değil mi anne? Evet canım. Biz ilk tanıştığımızda Takma isimli günlük yazı da yazıyordu. Gençken karalıyorduk bir şeyler işte. Alanınızla mı ilgili yazacaksınız? Alanımla da ilgili yazacağım tabii ki. Ama daha çok güncel politika yazacağım. Sizi de beni de bu yazılardan dolayı eleştirecekler. Ne alakası var? Polat Alemdar'ın kayınpederinin söylediklerine de bak diyecekler. Ercüment Duru'nun damadının yaptıklarına da bak diyecekler. Kusura bakmayın ama benim akademik kariyerimle beyefendinin isminin yan yana anılması beyefendi için ancak şeref olur. Anneciğim. Yok, almayacağım canım. Gel. Komutanım, yüksek ovadan haber geldi. Adam konuşmuş. Sevkiyat'ın adresi burada. Geliyorum. Müsaadenizle kalkmak durumundayım. Çok önemli bir işim var. Affedersiniz beyefendi. Sizin tam olarak işiniz ne? Daha geniş bir vakitte izah etmek isterim. Müsaadenizle. Canım babam yüzünden gitmiyorsun değil mi? Yok, işim var Ebru. Sen beni bekleme, uyu. Uyumam. Ama aklım bende kalmasın. Annemler burada nasılsa. Kaç kişiler? 3 kişi var içeride usta. Çocuklar etrafı saldı. Gerek yok, biz içeri gireriz.
Nerede lan mallar? Nerede? Abi bu kadar. Yalan konuşma lan. Abi bizi buraya yolladılar. Müşterinin burada gelip numuneye bakacağını söylediler. İskender bizi uyuttu. Sevkiyatı başka yerden yapıyor. Damadın limanı değil mi Bedri? Evet efendim. Hayırlı evlat bu Polat Alemdar.